Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel böyle hızlı çabuk hazırlanabilen bir kahvaltı hazırlayacağız. Bunun için bize iki tane lavaş ekmeği lazım. Bu lavaş ekmeklerini kendiniz hamur açarak da yapabilirsiniz. Yufkadan da yapabilirsiniz. Bazlamayı ortadan bölüp ikiye onu da kullanabilirsiniz. Ama uğraşmak istemiyorsanız da hazır böyle iki tane lavaş alırsınız. Bunun yanında bir tane domates kabukları soyulmuş, ince doğranmış. Yeşil zeytin kırıkları, çekirdeksiz. Kendiniz evde zeytininiz varsa o zeytinden hazırlayabilirsiniz. Yoksa satın da alabilirsiniz. Olmaz da şart değil. İçine yine dereotu kullanıyoruz. Siz isterseniz maydanoz kullanabilirsiniz. Herkes dereotunu sevmez. Kaşar peynir kullanıyoruz. Kaşarın yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Alternatif olarak çökelek de kullanabilirsiniz. Lor da kullanabilirsiniz. Yine yumurta var 3 adet. Eğer daha çok zenginleştirmek isterseniz malzeme olarak salam, sosis, bu tür malzemeler, sucuk koyabilirsiniz. Arzu ederseniz. Bunun yanında yine biraz zeytinyağı lazım, tuz lazım, karabiber lazım. Onları da hazırladık. Malzemelerimiz hazır. Şimdi hemen yapım aşamasına geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle tavamızın dibine bir miktar zeytinyağı ilave ediyoruz arkadaşlar. Yağımız biraz kızdıktan sonra lavaş ekmeğini şöyle ilave ediyoruz. Hemen üzerine yumurtalarını kırıyoruz. Bir çatal yardımıyla yumurtaları şöyle dağıtıyoruz arkadaşlar. Kaşarımızı üzerine ilave edelim yumurtamızın. Bu pratik ve besleyici bir kahvaltı. Özellikle çocuklar çok severler bunu. Zeytinlerimizi serpiştirelim aralarına. Kahvaltıda neyi seviyorsanız onu ilave edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şart değil yani illa bu malzemeyi koyacağım, arayacağım, bulacağım diye. Neyi seviyorsanız bu şekilde üzerine koyabilirsiniz. Daha sonra domatesleri böyle ince kıyılmış ve kabukları soyulmuş domatesleri serpiştirebiliriz. Evet. Bu şekilde domatesleri de serpiştirdik. Üzerine biraz tuz ilave edelim. Biraz karabiber ilave edelim. İnce kıyılmış dereotlarını ilave edelim. Dereotu yerine bazı insanlar kokusunu sevmeyebilirler dereotunun. Onun yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlarımız. Evet. Şimdi üzerine sendviç gibi diğer lavaşımızı da ilave ediyoruz. Ve pişmesini bekliyoruz arkadaşlar.
Evet, bu şekilde bir 3-4 dakika pişmesi lazım. Bakın yumurtalar böyle yavaş yavaş pişecekler. Kaşar eriyecek. Evet, yufkamızın bir tarafı piştikten sonra dağıtmadan öbür tarafını çevireceğiz tepside arkadaşlar. Evet. Şimdi bu tarafını pişirdik. Öbür tarafını çevirelim. Gördüğünüz gibi. Artık yeterlidir bu kadar. Ateşimizi kapatalım. Şöyle tavamıza alabiliriz. Tabağımıza alıyoruz kızarmış olan yumurtamızı. Evet, şöyle bir keselim bakalım. Evet arkadaşlar. Şöyle servis tabağına alabiliriz. Evet, işler de gayet güzel pişti. Evet, kahvaltılık hazırlandı. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.